manzara bensiz olmaz Mithatçım. Şimdi ben geldim, bu güzel manzara tamamlandı. Herkese merhabalar efendim Gezmek Olsun'dan. Henüz daha güneş gitmemişken, kış tam gelmemişken hafta sonunuzu en iyi şekilde değerlendireceğiniz yere geldik bugün. Ama ne kadarla geldik onu bilmiyorum. Sesim böyle birazcık kötü çıkabilir. Böyle grip olma yolunda hızla ilerliyorum. Dinlenemediğim için, gezmeyi ben de kendim de program haricinde çok sevdiğim için hastalığım bir türlü geçmek bilmiyor. Ama önemli olan evden hayattan Allah bizi kesmesin, kimseyi kesmesin. İnşallah çok güzel bir gün de geçirirsiniz diyelim ve Gezmek Olsun Rumeli Kava bölümüne paramızı alıp başlayalım. Bakalım kaç paramız var? 20, 40, 60, 65. Şöyle bozuk paralar da var. 66, 67, 68, 69. 70 lirayla bugün Sarıyer ilçesine bağlı, İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ilçesine bağlı Rumeli Kavağı'nı gezeceğiz hep birlikte. O zaman Gezmek Olsun 70 lirayla ve mükemmel bir enerjimizle başlasın. Abicim kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Bu ağları bir ilişken yaptık da yırtıldı ağları, şimdi dışarı alıp tamir için. Ha, ağları açıyorsunuz, evet, tamir edeceksiniz. Tamir öreceksiniz, örerek aynen, tamir edeceksiniz öyle, değil evet. mi? Peki hangi balık şu anda? Şu anda biz palamutla ilgileniyoruz, palamut diyoruz. Palamutla ilgileniyorsunuz. Evet. Peki hangi mevsimde daha çok balık geliyor? Mevsim, bizim palamutluk mevsimi Eylül 1'de başlıyor. Tamam. Kasım'ın sonuna kadar devam ediyor. Kasım'ın sonundan sonra avlanmıyor musunuz? Hayır, bitiyor, olay bitiyor. Balıkçılık bitiyor. Bizim için bitiyor. Uzatmacı, boyacılar için bitiyor. Gırgırcılar devam ediyor. He. Büyük takımlar gırgırcılar devam ediyor. Devam ediyor. Evet. İyi, Allah kolaylık versin o zaman. Teşekkür ederim. Şimdi bunu açacaksınız da, öreceksiniz de, ne çok işiniz var ya. Tabii. Allah gerçekten bol bol balık versin size inşallah. Ondan sonra palamut mevsimiymiş. Bol bol palamut gelsin. Bunlar hemen tamir olsun ki işiniz gücünüz rast gitsin inşallah diyelim. Evet. Ve size kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoşçakalın. Efendim Gezmek Olsun'da bugün Rumeli Kavağı'nı keşfediyoruz. 70 lirayla yola çıkmıştık. Şu anda Rumeli Kavağı'nda sahilde bulunan balıkçı barınağındayız. Balıkçılar öğlen 3'te denize açılıyorlar. Sabah saat 8'e 10'a kadar sürüyor efendim bu avlanma. Şu anda palamut mevsimiymiş ama balıkçılar birazcık mutsuz. Neden? Çünkü palamutun olmamasından şikayetçiler. Burada bulunan balıkçılar ağlarını tamir ediyorlar ki daha çok palamut yakalayabilmek için. Birkaç balıkçıyla sohbet etmiştik çünkü. Av mevsimi bitene kadar burada Rumeli Kavağı'nda bulunan balıkçılar tekneleriyle, balıkçı barınağında bulunan teknelerle denize açılıyorlar ve av mevsimi bitene kadar avlanıyorlar diyelim. Ve Rumeli Kavağı'nda insanların, burada yaşayan insanların geçimini balıkçılık ve midyecilikle sürdürdüğünün de bilgisini verelim. Buradan denizden çıkartılan Rumeli Kavağı'nda midyeler Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerine gönderiliyor. Hemen bunun bilgisini de sizlere aktaralım. Eğer Rumeli Kavağı'na yolunuz düşerse, ki ben birazdan öyle yapacağım, mutlaka taze balık yiyin. Zaten burada balıkçılıkla halk geçimini sağladığı için balıklar taze ve lezzetli oluyormuş. İnsanlar bana çok ısrar ediyorlar, illa balık ye, balık ye diye. Ama biz şimdi programa yeni başlamışken balıkla mı başlayalım? Olmaz. Ben şöyle bu güzel manzaraya ve denize karşı kahvaltı yapmayayım mı? O zaman ne yapalım? Buraya hafta sonu gelmek isteyenler için kahvaltı nerede yapılır? Ne kadara yapılır? Hem kendi karnımı doyurayım hem de size bilgisini verelim. Hadi. Eğer fotoğraf merakınız varsa
fotoğraf karenizde bazı semt ve ilçelerde mutlaka bunu söylüyorum İstanbul'da gezdiğim süre boyunca. Mutlaka fotoğraf karenize buradan çok güzel görüntüler yansıyacaktır. Hafta sonu kaçamak yapmak istiyorsanız ya da hafta içi boş vaktiniz varsa İstanbul'da Sarıyer ilçesine bağlı Rumeli Kavağı semtine mutlaka gelmenizi ve şehrin kalabalığından biraz olsun kurtulmanızı size öneriyorum. Deniz, dalga sesi, kuş sesi ve mükemmel mimari yapısıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Daha ne olsun? İstanbul Sarıyer ilçesine bağlı Rumeli Kavağı semtinin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu hemen belirtelim. Rumeli Kavağı'na geldiğiniz zaman kahvaltı yapabileceğiniz, sahilde kahvaltı yapabileceğiniz birçok mekan var. Ama ben bunlardan birini tercih ettim ve birazdan kahvaltımı yapmak için gideceğim. Şu anda ben sahildeyim, Rumeli Kavağı'nda sahildeyim. Ve hemen arkamda görmüş olduğunuz yeşil filelerle örtülü olan yer Rumeli Kavağı'nın İlk iskelesi, sahildeki ilk iskelesi ve Atatürk ilk önce buraya geliyor ve tepeden izliyor şu anda bulunduğum yeri. Daha sonra o yeşil filelerle kapatılmış olan iskeleye iniyor ve bakıyor etrafına. Sonra kumsala gelmiş Atatürk ve kumsaldaki kumu almış eline ve dokunmuş. Buranın adı bu kumlardan dolayı altın kum olsun demiş. Çünkü kum gerçekten altın gibi ve o günden bugüne de Atatürk bu kuma altın kum olsun dedikten sonra da Rumeli Kavağı'nda şu anda bulunduğum yerin adı altın kum olarak kalmış. Kahvaltı yapabileceğiniz birçok mekan alternatifi var ve birçok alternatifiniz var ama ben ne dedim? Kumsalda oturup denizi izleyip dalga seslerini dinlemek istediğim için bu mekanı tercih ettim. Serpme kahvaltının fiyatı bu mekanda 35 liraymış efendim. Bütün soğukların fiyatı, yani işte peyniriydi, söğüşüydü, bunların tabak fiyatı da 5 lira. Sıcakların fiyatı da kahvaltıda omletidir, menemenidir, sucuğudur, bunların fiyatı da 10 lira. Yani bunları ayrı ayrı da sipariş verebiliyorsunuz. Eğer burada akşam yemeği yemek isterseniz kişi başı 90 lira olduğunu belirtelim akşam yemeğinin. Ya ne diyorum, ben bu fix menüyü gerçekten anlamıyorum. Ne bu böyle fix menü? Şu kadarcık şu kadarcık koyuyorlar, bir programda daha söylemiştim. İnsan doymuyor. Ya koyun kardeşim, insanlar istediği kadar yesin. Ne bu böyle fix menü diye dayatıyorsunuz? Allah Allah, sinirleniyorum ya. Neyse. Konumuz kahvaltı. Şimdi birazdan benim serpme kahvaltım gelecek ve ben ne yapacağım? Hapır hupur yiyeceğim. Hem ben izlerken canım çekecek, hem de siz izlerken. Kahvaltım geldi. Bu serpme kahvaltısı iki kişilik bir serpme kahvaltı. Sizlere göstermek amacıyla müessese bize böyle hazırlamış. Sadece burada oturduğunuz zaman arılar sizi biraz rahatsız edebilir sahilde oturduğunuz zaman. Ama korkmayın, sokmuyorlar. Güzel güzel oturup kahvaltınızı yapabiliyorsunuz. Ben şimdi kahvaltımı yapmaya başlıyorum. Neyle başlayayım? Olmazsa olmazım beyaz peynirle. Hemen şunu belirteyim bu arada. Yani iki kişi buraya kahvaltıya geldiğiniz zaman sadece ekstra olarak sahanda yumurtaya ve muhlamaya para veriyorsunuz.
Diğerlerinin hepsi masanızda oluyor ve çok güzel bir şekilde de sınırsız çay eşliğinde arkanıza mükemmel mimari yapısıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, sol tarafınıza denizi ve dalga seslerini ayağınızın altına kumları alıp ne yapıyorsunuz kahvaltınıza? Yapıyorsunuz. Şimdi ben daha fazla canınızı çektirmeyeyim. Kahvaltımı bitireyim. Daha sonra hesabı isteyeceğim. Tabii ki hepsini tek başıma yiyemeyeceğim. Sadece tek kişilik olanları tek başıma yiyebilirim. Fazla fazla koymuşlar sağ olsunlar. Ama şimdi ben birazcık kahvaltımı yiyeyim, bitireyim. Sonra hesabı isterken buluşuruz. Siz de bu arada birazcık Rumeli kabağını gezin. ₺35 geldi hesap. Masada bulunan sahanda yumurta ve muhlamanın bize işletmenin ikramı olduğunu belirtelim efendim. Siz de programı izleyin, gelin gezmek olsun izledim, geldim deyin, size de ikram etsinler. Yalan mı? Doğru. Söyleyin, selam söyleyin benden, size de ikram etsinler. ₺35 geldi. ₺70'dan şöyle ₺40 koyuyorum hemen hesabın içine. ₺5 para üstümü de alacağım. Şuradan bir yerden trink ₺35 düşsün. Ve ben artık Rumeli kabağında merkeze doğru gideyim. Biraz da orayı karıştırayım. Tabağına geldiğiniz zaman kendin ye kendin pişir mekanlarının yanı sıra birçok balık lokantasının da olduğunu yine söyleyelim. Bu balık lokantalarında da yine konuşamadı Yıldız. Bu balık lokantalarında da kahvaltı yapabiliyorsunuz aynı zamanda ve bütçenize göre istediğiniz balığı yiyebiliyorsunuz. Mesela bir tane balık lokantasının önünden geçerken buraya fiyat listesini asmışlar. İşte midye tava ₺10, kalamar ₺20, çinekop ₺25, mezgit ve köfte ızgaranın da ₺15 olduğunu söyleyelim. Yani fiyatların aslında baktığımızda normal olduğunu da yine söyleyelim sevgili seyirciler. Bir kişi ortalama 30-35 liraya yemekle kalkabilir. Buradan içeceği ve salatası da dahil bir şekilde. Onun yanı sıra zaten Rumeli kavağındaki halkın, yerli halkın da geçiminin balıkçılık ve midyecilik olduğunu söylemiştik. Burada bir midyeciler çarşısı da var. Şimdi biz o çarşıyı merak ediyoruz. Bir de midyeciler çarşısına bakalım. Çünkü burada ki midyeler Türkiye'nin birçok il ve ilçesine gönderiliyor. Rumeli kavağına gelmişken midyeciler çarşısına girmeyelim mi? Rumeli Kavağı'nda midyeciler barınağındayız. Şu anda da burada beyefendiler midye ayıklıyorlar. Denizden çıkartmışlar kabukları şurada ve midyeleri böyle poşetler halinde ayıklıyorlar. Ay şöyle geçeyim hemen. Poşetler halinde böyle ayıklıyorlar ve çeşitli yerlere, Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderecekler. Kolay gelsin. Ne kadara satıyorsunuz böyle bir şey midyeyi? Toptancıyız. Tamam, toptanını öğrenelim biz. Çünkü midyenin bir tanesi boyutuna göre 1 lira oluyor, 50 kuruş oluyor falan böyle. Evet. Toptancıda ne kadar? Biz 1000 taneyi 80 milyona veriyoruz. 1000 tane midyeyi 80 liraya veriyorlarmış sevgili seyirciler. O zaman tekrar söylüyorum, rastgele. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin, kolay gelsin. Yakın ama aslında uzak gibi görünen Rumeli kavağında aynı
filmlerde izlediğiniz gibi bir yerdeyiz ya da televizyon dizilerinde. Şu anda balıkçılar ve midyeciler barınağından Rumeli Kavağı'nın merkezine doğru gidiyoruz. Bakalım burada balıklar toptan fiyatına mı satılıyor yoksa perakende fiyatına mı satılıyor? O zaman merkeze gidelim, bir balık için fiyat araştırması yapalım. Hadi. Rumeli Kavağı'na geldiniz. Evet, balıkçılığı, midyeciliği, buranın balıklarının çok lezzetli olduğunu, ondan sonra ne diyeyim başka taze olduğunu anlattık. Ama sadece balık yeme gibi bir alternatifiniz yok. Burada hanımefendi böyle küçük bir tezgahta, ızgarada ne yapıyor? Ev köftesi yapıyormuş 20 senedir ve burada satıyormuş. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Siz nasılsınız? İyiyiz Allah'ımıza şükür biz de vallahi. İşler nasıl? İyi çok şükür, iyi işlerimiz. Allah iyilik versin valla. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Ne kadar balık ekmek diyorum bak. O kadar çok balıktan konuştum ki Rumeli Kavağı'nın balığını o kadar çok övdüm ki izleyicilere. Köfte görünce şaşırdım. Ne kadar balık, bak gene balık diyorum. Ne kadar yarım ekmek köfte. Yarım ekmek 7 lira. Yarım ekmek köfte, ev köftesi buraya geldiğiniz zaman 7 lira. Meşhurdur bizim köftemiz. Meşhurmuş ya. Bakalım evet. Efendi ne diyor? Meşhurdur bizim köftemiz diyor. Yarım ekmek ev köftesi burada 7 lira. İçecekler ne kadar mesela? Ayranlar 2 lira yani. Ayran 2 lira. Yani Rumeli Kavağı'na geldiğinizde illa balık yemek zorunda değilsiniz. Evet. Burada bu güzel tezgahta bu güzel hanımefendi 20 senedir köfte satıyor ekmek arası. Siz de eğer balık yemek istemiyorsanız alternatif olarak burada hem temiz hem lezzetli bir şekilde köfte de yiyebilirsiniz. Rumeli Kavağı'nda meydana gitmeden hemen sağ tarafta. Kolay gelsin efendim. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz vallahi. Ne olsun, biz de işte bugün Rumeli Kavağı'na geldik. 70 lirayla yola çıktık. 35 lirasını sert bir kahvaltıya verdik. Çok güzel bir manzara eşliğinde. Evet. Şimdi de balık yiyelim diye düşünüyoruz. Evet. Buranın da asıl böyle yerli halkı balıkçılık, midyecilik falan uğraşıyor ya. Evet. Şimdi şeyi merak ediyorum ben. Burada balıklar toptan fiyatına mı satılıyor yoksa perakende mi? Burada halka perakende satılıyor. Fakat sabahleyin mezat oluyor. Balıkçılar getiriyor. Hı. Mezat oluyor. İstanbul'un her yerinden geliyorlar. Hı hı. Balıklar satışa sunuluyor. Tamam. Kim en fazla parayı verirse arttırmayacağını o alıyor. Palamutun İstanbul'da kilosu ne kadar? Palamut kiloyla satılmaz hanımefendi. Öyle mi? Yani, taneyle mi? Bilmiyorum, benim balık yedirip yok. Tanesi 5 liradan 15 liraya kadar palamut var. Gramaj olarak, büyüklük hı. olarak fark ediyor. Tamam. Hamsi şu aralar altın. Ya peki bir şey soracağım. Neden Rumeli Kavağı'nda burada balık, işte midyecilik bu kadar meşhur? Bir de yanlış bilmiyorsam Rumeli Kavağı'nın inciri çok meşhurmuş. Evet, evet. Ama incir satan bir yer göremedim. Mevsimi mi geçti acaba? Aynen, aynen. Dediğiniz gibi yağmurlar gelince incir mevsimi geçiyor. Kötü oldu. Evet, yağmurlar. Bir şey diyeceğim. Şey, neden balıkçılık ve midyecilik? Buranın geçim kaynağı bu. Rumlardan bizim Karadenizlere kalmış. Şimdi biz ilerletiyoruz bu işi, biz yapıyoruz yani. Onlardan bize emanet kalmış yani balıkçılık. İşleri iyi. Evet, işleri iyi. Balıkçılık olduğu sürece işleri iyi. Balık ama bu sene, geçen senenin balığı yok. Bu şimdi uskumru oluyor bakın. Ha. Meşhur uskumru. 50 sene sonra boğaza geldi bu uskumru. Biz de bunu fırsat bilip çirozunu yaptık. Yıllardır özlenen ayrı bir tat, ayrı bir güzellik. Çok güzel salatası olur. Dereotu, halis yağ ve sirkeyle beraber. Bu da falamut kümesi. Bakın böyle yapıyoruz, hazırlıyoruz. Bunun hazırlanışı tuz, güneş ve rüzgar. Bunlar hepsi bir arada kurulacak. Yani balığın tazesini gelip burada Rumeli Kavağı'nda yiyebilirsiniz. Hem çok güzel bir sahil kasabası Rumeli Kavağı, hem de vakit geçirebileceğiniz çok güzel bir semt. Hem İstanbul'un içinde hem de aslında dışında. Rumeli
Kavağına geldiğiniz zaman ara sokaklarda da dolaşabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, fotoğraf çekmeye merakınız varsa ve böyle tarihi evlerin arasında, tarihi sokakların arasında gezmeyi seviyorsanız fotoğraf makinenizin karesine ve cep telefonunuzun karesine çok güzel fotoğraflar çıkabilir ki mutlaka Rumeli Kavağına geldiğiniz zaman ara sokakları da gezmeyi ihmal etmeyin. Yoğun iş yaşantısından bunaldıysanız, hafta sonu kaçamak yapmak istiyorsanız kendinizi Rumeli Kavağı'na atabilirsiniz. İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ilçesine bağlı Rumeli Kavağı semtine kendinizi atabilirsiniz. Hem yeşilin hem doğanın keyfini çıkartıyorsunuz hem de temiz havayla deşarj oluyorsunuz. Kavağına geldiğiniz zaman balık yiyebileceğiniz birçok balık lokantasının olduğunu söyleyelim. Bunda tabii ki artık size kalmış seçim. Ben şu an bulunduğum balık lokantasını tercih ettim. Denizi biraz yukarıdan izlemeyi tercih ettim. Şöyle hem 3. köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü karşımda hem de deniz yanı başımda efendim. Ve burada şu an balık yiyeceğim. Bakalım balık fiyatları ne kadarmış? Pardon. Merhaba. Merhaba. Hoş buldum. Size bir menü verelim. Menüyü aldım sevgili seyirciler. Hemen fiyat bilgisi vereyim ben sizlere. Ama burada mesela bu fiyat listesi birazcık karışık ama. Ben seyirci olayım. Tamam. Mesela hemen siz bana yardımcı olun ama bir dakika ben soracağım. Siz öyle yardımcı tamam, olun. Tamam öyle yapalım. Tamam. Şimdi sezonda ne var şu an? Palamut. Şu an palamut. Evet. Palamut mesela ne kadar? 20 lira porsiyonu. Palamut'un porsiyonu şu an bulunduğum mekanda 20 liraymış. Hamsinin porsiyonu 20 lira. Ondan sonra şu anda palamut mevsimi olduğu için palamut yiyebilirsiniz bu aralar gelirseniz eğer Rumeli Kavağı'na. Ve hemen şöyle bakalım, içecekler var burada, istediğiniz içeceği içebiliyorsunuz. Burada içeceklerin fiyatı da 10 liradan başlıyor sevgili seyirciler. Şimdi burada tatlı da yiyebilirsiniz. Çikolatalı sufle var, dondurmalı irmik var, ballı muz var ve mevsim tatlıları ve ev baklavası var. Onların da porsiyonunun 10 lira olduğunu söyleyeyim. Şimdi ben palamut ızgara istiyorum, evet. Bir tane de tek kişilik salata istiyorum. Evet. Ondan sonra da 25 lirayla da buradan kalkıyorum. Tamam mı? Tatlı yemeyecek. Hayır yemeyeceğim. Ama çokça bir dondurmalı. Tamam yemek. Ben istemiyorum tatlı. Tamam. Siz ikram ediyorsanız bizden yeriz ama. Kesinlikle. Tamam. Çünkü insanlar buraya 25-30 kilometre yol geliyorlar. Evet. Bir tatlı ikram etmeyecek miyiz? Evet. Bakın ne diyor? Yedim. İnsanlar diyor buraya 25-30 kilometre yola aşıp geliyorlar diyor. Bir tatlı ikram etmeyecek miyiz yani. Diyor. O menüdeki 10 liralık porsiyon alan tatlıların fiyatına bakmayın. Tatlılara bakmayın. Kesinlikle. Tatlıyı da ikram ediyorlarmış. Kesinlikle. Bak benden demesi o zaman. Evet aynen. O zaman ben siparişlerimi bekleyeyim. Tamam, manzaranın da keyfini çıkartayım diyor. Balığımız geldi. Palamut mevsimi olduğu için ızgara palamutumuz şöyle göstereyim. Porsiyonu 20 lira ve tek kişilik 5 liralık salatamız da geldi. Ve ben şimdi balığımı yemeye başlayacağım. Balıktan sonra neden tatlı yenir? Hemen onu da söyleyeyim. Balığın içerdiği karbonhidrat ve fosfordan dolayı kan şekeri, vücuttaki kan şekeri düşmekte olduğu için balıktan sonra bir tatlı türünün yenmesi tavsiye edilir. Ve ne yapalım? Şimdi başlayalım. Ya ben de hiç böyle sevmiyorum sevgili seyirciler, biliyor musunuz? Balığı çatal bıçakla yemeyi. Yani gelmişim tamam, şimdi böyle çok nezih güzel bir balık lokantasına, deniz şöyle arka tarafımda, şöyle yan tarafımda, yanı başımda güzel bir manzaram var her zamanki gibi. Elle de yemek olmaz ama, değil mi? Olur. Neden olmasın? Balık elle yenir. Ben ne yapıyorum? Limonumu sıkıyorum. Şu salatama da sıkayım. Bol limonlu. Salata yiyeyim. Şifa olsun. Balık tabii sağlık açısından da önemli bir besin. Omega kaynağımız. Şöyle bol limonlu salatamızı da yiyelim. Bu hayatımda da hiç salata karıştıramam bu arada. Ben ne yapabilirim ki? Aa, çok güzel yemek yapıyorum ama. Gerçekten güzel yemek yapıyorum. Şu
Şöyle karıştırabildim mi, ne kadar karıştırabildim bilmiyorum. Çok nezih bir yerdeyiz. Çatalla bıçakla balığa başladım ama elle devam edeceğim. Çünkü balık elle yedir. Ben buraya tek başıma geldim. Tek başıma ne kadar kalkacağım? Palamut'un porsiyonu 20 lira, salatanın da 5 lira, 25 liraya kalkacağım ben buradan. Ama siz buraya iki kişi gelip bu muhteşem manzara eşliğinde keyifli bir yemek yemek istiyorsanız Rumeli kabağından 120 lira gibi bir rakamla bu masadan kalkıyormuşsunuz. İki kişi tatlınızı yiyorsunuz, salatanızı, balığınızı yiyorsunuz. Tabii bu... Tabii şunu hemen belirteyim. Seçtiğiniz balığa göre de fiyat oynayabilir. Tatlı da ikramlarımış, öyle dediler. Çok teşekkür ederim. Beyefendi mısır ekmeği de getirdi. Hiçbir yerde yiyemeyeceğiniz dedi. Mısır ekmeği getirdim size dedi. Çok teşekkür ederim. Balığımı bitirdim. Salatamı da tırtıkladım. Ve tatlım geldi. Ne dedim? Balığın içinde bulunan karbonhidrat ve fosfordan dolayı vücuttaki kan şekeri düşüyor. O yüzden de üstüne tatlı yiyoruz. Çatalımı da değiştiriyorlar. Şöyle tatlımız da geldi. İrmik helvamız. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen şöyle. Kan şekerimiz dengelensin diye irmik helvamızı da yiyelim. Balığımı yedim, salatamı yedim. Kan şekerim dengelensin diye balığımın üstüne irmik helvamı da yedim. Hesap gelecek şimdi. Normalde palamutun porsiyonu 20, salatanın 5 liraydı. Tatlım da porsiyonu 10 liraydı ama beyefendi dedi ki İstanbul'un içinden dedi buraya 25-30 kilometre geliyorlar. Tatlıyı da biz ikram ederiz dedi. Bakalım hesap ne kadar gelecek manzara eşliğinde yediğim balığı. Pardon, hesap alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ve hesabımız 25 lira geldi. Aynen benim hesapladığım gibi. 35 liramız kalmıştı zaten. Nuri şuradan bir yerden trink 25 lirayı düşürsün. Daha sonra Rumeli Kavağı sahilde buluşalım. Kavağına geldiğiniz zaman sahilde yürüyüş yapıp banklarda oturup denizi seyredebilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte geliyorsanız ya da çocuklarınızla birlikte geliyorsanız, çocuklarınız parkta oynarken siz yine banklarda oturup gönlünüz rahat bir şekilde sahili izleyip dalgaların sesini dinleyebilirsiniz. Onun haricinde hemen şunu belirteyim. Burada bulunan ufak tekneleri de makul bir ücretle kiralayabilirsiniz ve denizde 3. köprüye karşı gezintiye çıkabilirsiniz sevgili seyirciler. Gezmek olsun da biz bugün 70 lirayla yola çıktık. İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ilçesine bağlı Rumeli Kavağı semtini sizler için gezmeye çalıştık sevgili seyirciler. Eğer İstanbul'da oturuyorsanız ya da İstanbul'a tatile geliyorsanız mutlaka eski yerleşim yeri olan Rumeli Kavağı semtine gelmenizi tavsiye ederiz. 70 lirayla yola çıktık. Ne kadar paramız kaldı? Hemen Nuri şu tarafta ya da bu tarafta bir yerde göstersin bize. Teşekkür ediyoruz Nuri'cim. Gerçekten burada kahvaltı yapabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz birçok mekan var, birçok alternatif var. Hafta sonu ya da hafta içi kafanızı dinlemek istiyorsanız, denizin keyfini çıkartmak istiyorsanız özellikle yaz aylarında buraya ulaşımın da kolay olduğunu söyleyebiliriz. Hacı Osman semtinden buraya gelen, Rumeli Kavağı'na gelen minibüs ve
belediye otobüslerinin olduğunu söyleyelim. Arabanızla gelecekseniz de tekrar hemen belirtelim. İstanbul'a yaklaşık 25-30 kilometre uzaklıkta Rumeli Kavağı, Sarıyer'i geçtikten sonra hemen Rumeli Kavağı tabelasından buraya ulaşabilirsiniz sevgili seyirciler. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun diyoruz. Haftaya İstanbul'un başka bir semtinde ya da başka bir ilçesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.